Liechtenstein 38 bin kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt'un neredeyse yarısı kadar, 160 kilometrekare yüz ölçümüyle de Türkiye'nin en küçük ili Yalova'dan 7 kilometrekare daha küçük bir ülke. Nasıl oluyor da bu kadar küçük olmasına rağmen bugüne kadar bağımsız bir ülke olarak ayakta kalıyor? Aslında biraz şans, biraz da siyasi manevralar. Kutsal Roma İmparatorluğu'nda danışmanlık yapan Liechtenstein ailesi, İmparatorluk Meclisi'nde bir sandalyeye, yani temsil hakkına kavuşmak istiyordu. Bunun için bir toprağa sahip olmak zorundaydılar. 1699 ve 1712'de iki parça halinde bugünkü topraklarını alarak prensliklerini kurdular ve amaçlarına ulaştılar. Napolyon Kutsal Roma İmparatorluğu'nu dağıtınca Liechtenstein bağımsız kaldı. Sonrasında ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na kendi istekleriyle katıldılar. Birinci Dünya Savaşı'nda tarafsızlık ilan ettiler ama bağlı bulundukları Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çok büyük baskı ve ambargo altında kalınca Liechtenstein İsviçre'ye yanaştı. Bu hamle onları İkinci Dünya Savaşı'nda da ezilip yok olmaktan kurtardı. İsviçre ile beraber İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kaldılar ve bugüne kadar bağımsız olarak geldiler. Liechtenstein'da resmi dil Almancadır fakat vatandaşların neredeyse hepsi İngilizce biliyor ve Fransızca da konuşabilen çok sayıda insan var. Burası bir Schengen ülkesi ama Avrupa Birliği'ne üye bir ülke değiller. Avrupa Gümrük Birliği anlaşmalarına tabiler ve sınırsız olarak bu hakları kullanabiliyorlar. Siyasi olarak demokratik parlamenter monarşi ile idare ediliyor. 25 milletvekilinden oluşan bir parlamentoları var. Bu 25 milletvekilinden biri başbakan, dördü de bakan. Liechtenstein prensi kanunları veto edebilir, referanduma sunabilir ve isterse parlamentoyu dağıtarak seçimlere gidebilir. Avrupa'da kadınlara seçme ve seçilme hakkını en son sunan ülkedir. 1984 yılında bu hakkı vermişler kadınlara. Liechtenstein 80 kişilik ordusunu 1868'de finansal sebeplerden dolayı lağvetti. Bugünse sadece olası bir tehlikeye karşı koruma sağlaması için İsviçre ile anlaşmaları var ve bunun karşılığında ödeme yapıyorlar. 50'si aktif, 75'i gönüllü, 125 kişilik polis teşkilatı var. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız kalsalar da istila edilme tehlikesine karşın Liechtenstein ailesine ait hazineler Londra'ya nakledildi. Bu hazinenin içinde çok sayıda eşsiz sanat eseri de bulunuyordu. Savaş sonrası yaşanan maddi zorluklar nedeniyle bunları ellerinden çıkarmak zorunda kaldılar. Satılan eserler arasında Leonardo da Vinci'nin paha biçilmez Ginevra Da Vinci portresi de bulunuyordu. Bu satışlar sonrası toparlanan Liechtenstein düşük vergi oranlarının avantajıyla finansal bir cazibe merkezine döndü ve büyük bir kalkınma yaşadı. Bugün Liechtenstein yıllık kişi başı gelirde dünyanın en zengin ülkelerinden biri ve işsizlik neredeyse yok gibi. Ülkenin ekonomik gücünü başta finans sektörü oluştursa da dünyanın en büyük takma diş ihracatçısı konumundalar. 2000 yılında kara para aklama merkezi olarak OECD tarafından kara listeye alındılar ama bu alanda tedbirler alarak 2002'de listeden çıktılar. Liechtenstein kraliyet ailesi bugün hala şatoda yaşıyor. 15 Ağustos Liechtenstein'in ulusal bayramı. Her bayram şatonun kapıları halka açılır ve isteyen herkes ulusal bayramı sarayın bahçesindeki resmi resepsiyona katılarak kutlayabilir. Olası bir tehlikeye karşı İsviçre ordusundan koruma hizmeti alsalar da İsviçre ordusunun izinsiz olarak Liechtenstein'e girmesi yasak. Fakat İsviçre ordusu daha önce 3 kez Liechtenstein'i yanlışlıkla istila etti. 3 olayda da hatalarını anlayınca Liechtenstein'dan özür dilediler. Vatikan'ın özel durumunu saymazsak havaalanı olmayan 4 ülkeden biridir. Liechtenstein'e en yakın havalimanları Almanya ve İsviçre'de. Dünyanın en güvenli ülkesidir. Ülkede suç oranı o kadar düşük ki insanlar kapılarını kilitleme ihtiyacı bile duymuyor. Hatta kraliyet ailesinin şatosuna gidip kapıyı çaldığınızda aileden biri kapıyı açabilir. Kraliyet ailesi bile özel korumaya ihtiyaç duymuyor. Ülkede çok nadiren de olsa 2 yıldan fazla hapis cezası alan olursa Avusturya'daki cezaevlerine gönderiyorlar. Eğer sizin de Liechtenstein'e dair bildiğiniz ilginç bir özellik varsa lütfen yorumlarda belirtin.